Merhaba arkadaşlar. Bugün oldukça gündemde olan Cahreyn'in gözaltına alınmasıyla ilgili birkaç noktaya değineceğim. Bu olay sosyal medyada hızla yayıldı ve tahmin edersiniz ki herkes ikiye bölünmüş durumda. Ancak meseleyi biraz daha derinlemesine irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle olayın merkezinde müstehcenlik suçlaması var. Cahreyn, geçmiş bir yayınında baldızıyla ilgili ironik bir şaka yapmıştı. Ama bunu anlamayanlar şakayı ciddiye alarak meseleye yanlış bir perspektiften bakıyor. Şaka yapmak, özellikle de bir duruma ironik atmak, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli. Diyanete atıf yapan bu şaka, toplumun içinde zaten yer etmiş bir söylemi eleştiriyordu. Ancak sosyal medya ikliminde her şey bir algı operasyonuna dönüştürülebiliyor. Sonuç olarak bu şaka üzerinden bir müstehcenlik suçlaması oluşturuldu. Şimdi soruyorum, gerçekten müstehcenlik mi yoksa ifade özgürlüğüne müdahale mi? Bu ülkede herkesin özgürce fikirlerini dile getirmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer bugün birinin şakası, yarın başkalarının farklı düşünceleri suç sayılacaksa, toplumsal ifade özgürlüğümüzü tamamen kaybetmiş oluruz. Müstehcenlik gibi esnek bir kavramla bireyleri cezalandırmak, hepimizin başını derde sokabilecek bir tuzak. Bir başka önemli nokta da şu, Cahreyn'in geçmişteki tavırları yüzünden birçok kişi ona karşı öfke dolu olabilir. Elbette. Cahreyn'in sivri dili ve zaman zaman yaptığı sert eleştiriler bazılarını rahatsız etti. Ama unutmamalıyız ki, ifade özgürlüğü sadece sevdiğimiz ya da katıldığımız insanlar için değil, herkes için geçerli olmalı. Yani mesele kimin neyi söylediğinden çok bu kişilere nasıl muamele edildiği. Burada şunu da vurgulamak gerek. Cahreyn'in yerinde bugün o olabilir ama yarın ben ya da siz de olabiliriz. Eğer bugün bu tarz gözaltılara sessiz kalırsak, bu hukuki ve toplumsal sorunlar domino etkisi yaratabilir. Cahreyn'i sevip sevmemek ayrı bir mesele ama adil bir süreç işlemesi gerektiği tartışılmaz bir gerçek. Ne olursa olsun hukukun her birey için eşit şekilde uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bu arada sosyal medyada birçok kişi bu olayla ilgili yorum yaparken işin esasına odaklanmıyor. Bazı kesimler sadece Cahreyn'i hedef alarak linç kültürünü körüklüyor, bazıları ise olayı politik bir araca dönüştürmeye çalışıyor. Ancak burada önemli olan nokta adaletin doğru bir şekilde işlemesi. Yani mesele sadece Cahreyn değil, hepimizin ifade özgürlüğü ve hukuka olan güveni.